Merhaba arkadaşlar. Temel kavramlar soru çözümleri bölüm 4. İlk soruda demiş ki ABC pozitif tam sayılar A-B1, A-C5 olduğuna göre artı B artı C toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? Sınırlandırma nasıl? Pozitif tam sayılar yani işte 1, 2, 3, 4, 5 gibi sayılar. A-B1'miş, A-C5'miş. Alabileceği en küçük değeri sormuş bize. Dolayısıyla biz nasıl yapmamız lazım ki en küçük değere ulaşalım? Olabildiğince küçük sayılar seçeceğiz tabii. Mesela C ne olacak? 0 olamıyor pozitif dediği için 1 olsun. C 1 olunca A 6 oluyor otomatikman. 6 olunca A, B de 5 oluyor. Biz C'ye en küçük değeri verdik. Ve 6 artı 5 artı 1, 12 sonucuna ulaştık. Şimdi C'yi biraz artırsak 2 olsa burası 7 oluyor. Bu 7 olunca bu sefer bu da ne oluyor? 6 oluyor. İyice büyüyor. O şekilde büyüdüğü için olabildiğince küçük sayıları seçiyoruz. ABC pozitif tam sayılar olmak üzere 3A eşittir 5B. C eşittir 2A olduğuna göre C'nin alabileceği en küçük değer kaçtır? Şöyle bir şunu atalım hemen. Çünkü bir kere C 2A diyor. 2A demek çift demek yani. Çünkü A ne olursa olsun 2 ile çarpınca çift olur. Onu bir attık. C'nin alabileceği en küçük değer. Şimdi burada pozitif tam sayılar 3A 5B'ye eşit. Yani 1'i 5, 1'i 3. Bunun başka bir yolu yok. Çünkü tam sayı olduğunu bana söylemiş. 3 ile 5'in ortak bir böleni yok. Hani bu 2A eşittir işte 4B olsa derdim ki mesela bu 2 olur, bu 1 olur falan. Ama burada belli ki birbirleri işte. Çünkü başka türlü olmaz. Şu 5, 3 çarpı 5, 15, 5 çarpı 3, 15. Bu şekilde yazdık. Ne oldu? Alt tarafa yazdığımızda A 5 oldu. 5 olunca C de 10 oldu. Devam edelim. KLM birer tam sayı olmak üzere. Güzel. K 12 eksi KL, L artı 1 M, 5 L K. K artı M, L artı M toplamı kaçtır? Dikkat ederseniz toplamı kaçtır diyor. Demek ki bir tane olasılığımız var. Bizden o olasılığı bulmamızı istiyor. Şimdi şöyle bir bakınca direkt görülüyor. Mesela niye? 12'den K'yı çıkartmışım. L olmuş ve 5L K'ymış. Ben şu yukarıda 12 eksi K yerine 12 eksi 5L eşittir L yazamam mı? Çünkü 5L K'ymış. Şu K'yı sildim. 5L yazdım yukarıda. Dolayısıyla 5L'yi de eksi 5L'yi karşıya atınca 12 6L'ymiş. Öyleyse L nedir? 2. L2 ise K nedir? 10. K 10 ise L2 ise M nedir? L artı 1 olduğu için 3. Hepsinin toplamı 15. Ama ben soruyu yazarken zaten şöyle gördüm. Söyleyeyim. Mesela dedim ki 5 ile L'yi çarpmışım K olmuş. Bir de 12'den K'yı çıkarmışım L. 12'den çıkarılacak şeyler bellidir. Ya 2'yi çıkartmışımdır 10 kalmıştır ya 3'ü çıkartmışımdır 9 kalmıştır. Ya 2 ile 10 birbirinin 5 katı. Bu olabilir mi? Bir baktım oluyor. O şekilde de görebiliriz. Yani alternatif yollar her zaman olur bu sorularda. Küçük rakamlarla koyulmasının sebebi de o küçük sayılar. Geçelim. ABC tek basamaklı birer pozitif tam sayıdır. A bölü 3 B 2 B eşittir C olduğuna göre C sayısının alabileceği en büyük değer kaçtır? Mesela ben diyorum ki C niye 1 milyon olamıyor? Nereden sınırlandırıyor? Şuradan bir sınırlama yok. Ama nerede diyor? Tek basamaklı birer pozitif tam sayı. Şimdi tek basamaklı olduğu için şu A en fazla 9 olur. 10 oldu mu 2 basamaklı olur. 9 oldu mu 9 bölü 3'ten 3 olur. Buraya 3'ü yazdım mı C de 6 olur. En büyük değer bu. Peki nasıl düşünebilirim sözel olarak? Şimdi C en büyük değeri için B'den büyük değerini almayacak mı? Çünkü B arttıkça C artıyor. 2B C demek. Bölüm falan yok. Buraya bakıyoruz. B'nin en büyük değeri için A da en büyük değerini alacak. Çünkü A da yukarıda. A büyüdükçe 3'e bölümü de büyüyor. Mesela 6 iken 3'e bölümü 2, 9 olunca 3 oluyor. Dolayısıyla A'nın en büyük değeri. A'nın en büyük değeri nedir? Tek basamaklı birer pozitif tam sayı olduğu için 9 olur. Yazınca da diğer eleman sayılar da geliyor. ABC pozitif tam sayılar ve A küçüktür, B küçüktür, C'dir. A artı B 7, B artı C 10 olduğuna göre A çarpı B çarpı C kaçtır? Şimdi bakıyorum A küçüktür, B küçüktür, C'ymiş. Ve A artı B 7, B artı C 10. Şimdi en büyükleri hangisi? C değil mi? Yani şuraya ben bir şöyle 6'ya 4 yazsam, şuna da 4'e 3 yazsam.
3 çarpı 4, 12 çarpı 6, 72. Tak diye oturdu, değil mi? Yani peki diyebilirsiniz ki Buğra ben onu orada nereden göreceğim? Onun numarası şu, bakıyorsunuz. Yani B ile C ne olabilir? 5'e 5 olamaz çünkü birbirleriyle ilişki var. 6'ya 4 olabilir. Olmadı 7'ye 3 olabilir yani. Başka da bir şey olmaz. Ama burada 3 verince de bu sefer şurada A B'den büyük oluyor. 4'e 3 oluyor. Dolayısıyla bir tane olasılık var. O da 72. Yani bunu görmemiz lazım. Aslında bunu pratik görmenin esprisi ne? Çarpım tablosunu iyi kontrol edebilmek. Yani hangi değişkenler var çarpım tablosunda biraz da. Çünkü burada şunu artırdığımda bu azalıyor, bu azalınca bu artıyor. Yani birden 10'a kadar olan sayılarda, yani tam çarpım tablosu da denemez de yine arka planında var. Birden 10'a kadar olan sayılarda denge olaylarını çok iyi görmemiz lazım. Ama bunu mesela zaten işte 30'larda 40'larda yapmaz. Hep 1 ile 10 arasında böyle numaralar çeviriyor. Mesela şu soruya bakınca A eşittir 2B, B eşittir 3C. Dolayısıyla ben burada hepsini C'nin türünden yazarım. Ona göre de işte A 2B falan deyip yaparım diyorum. Ama şeyini de söyleyeyim nasıl yapıyoruz. Şimdi ben bu soruya bakınca önce şunu söylüyorum. Ben paydalardan kurtulacağım. Paydalardan nasıl kurtulurum? Şu B'yi karşıya atacağım. A artı B eşittir 3B. Şunu bir göz ucuyla bakıyorum soruda. Demek ki B'yi bu tarafa atacağım. A eşittir 2B'ymiş. Bunu yakaladım. Bakıyorum burada da aynı. Hem zaten burada görünce bakıyorum ki burada da aynı şekilde paydadan kurtulunca bir şey geliyor mu? B artı C eşittir 4C. C'yi karşıya attım. Öyleyse B eşittir 3C. Bunları yazdım. Şimdi A artı B artı C'yi soruyor bana, değil mi? B 3C'ymiş. Ben B'yi silsem yerine 3C yazsam olur mu? Olur. Peki A ne? A 2B'ymiş, değil mi? 2B. B 3C'ydi. Öyleyse 2B nedir? 6C'dir. B 3C. Öyle bir tane B 3C ise iki tane B 6C'dir. Bunu da yazdım. 6C, 3C, 10C. Şimdi 10C'nin en küçük değeri kaçtır? Zaten pozitif tam sayılar en küçük C 1 olur. Dolayısıyla en küçük de 10 olur. Zaten 10'dan başka 20 olur. 10C. Hani diyeceksiniz ki burada A artı B artı C'yi sordu. Sen sadece C'den hesapladın ama sorunun numarası o işte. Sorunun numarası hepsini bir taneye çeviriyoruz. Orada pratik olarak görüyoruz. Onun katı olduğunu toplamın. Toplam her zaman onun katı geliyor burada. Çünkü 10C geliyor. Pozitif tam sayılar olduğu için her zaman onun katı. Olduğuna göre A artı B artı C toplamının en küçük değeri kaçtır? Şu ne demek? Doğal sayılar pozitif. Yani sıfır değil de sayma sayılar. Onu o şekilde söylemiş. A eksi 7 C. A küçüktür B artı 6. Şimdi ben tabii bakıyorum. Sınırlandıran şey ne? A artı B artı C'nin en küçük değeri. Bunlar pozitif tam sayılar. 1, 2, 3, 4 gibi şeyler. Pozitif doğal sayılar bir şey fark etmez. Mesela A 7 olduğunda 7 eksi 7 0. 0 pozitif değil. Öyleyse değil. Mesela 8 olduğunda 8 eksi 7 1. Peki bu 8 olduğunda B artı 6 bundan büyük olacakmış. Mesela 2 olursa eşit olur. 3 olursa B büyük olur. Çünkü 3 artı 6 9. Sınırlandıran şey öyleyse şuradaki eşitlik biraz da. Çünkü A 8 B'ye mesela adı nedir? En küçük değeri dediği için B'ye mesela 1 veremiyorum. Çünkü 1 verince 1 artı 6 7 oluyor. Bu bundan küçük olmuyor, büyük oluyor. Öyle sınırlandıran şey de o. Gördük. 8 artı 1 artı 3 12 oluyor. Tabi bunlar en önemli noktası şudur bu tarz soruların. Yani çözdükçe görmeye başlıyorsunuz. Hani burada benim çözerken görmemin sebebi de o. Çok çözmüş olmam. Yoksa herhangi bir bu şey isteyen bir zeka meka isteyen bir şey değil. Çözdükçe aynı tip soru tiplerini görüyorsunuz. Mesela burada bakıyorsunuz ki ne olabilir? Hani A 3 olabilir mi? Olmaz. 3 7'den çıkmaz. Pozitif olmaz. İşte 7 olur. 7'de eşitlik oluyor. Bir yukarısına bakayım, bir aşağısına bakayım. Yukarısına bakıyorum 8 oluyor. Tamam diyorsun. Olayı o. K ve M pozitif tam sayılar olduğuna göre K'nın alabileceği en küçük değer kaçtır? Şimdi K
Şimdi bu 2 ile toplanmış 5 bölü 2 olmuş. Onu bir çıkaralım. Hiç toplamayalım biz 2 ile, rahat olsun kafamız. 2, 5 bölü 2'den 2 çıkarsa karşıya attık. 2 demek 4 bölü 2 demek değil mi? Onu göremedik mi? Hemen şöyle yapalım öyleyse. 2 demek 2 bölü 1 demektir. 2 ile genişletiriz. 4 bölü 2 olur. 5 bölü 2'den 4 bölü 2 çıkınca da 1 bölü 2 kalır. 5 eksi 4 oluyor üst taraf. 5 eksi 4'ten 1 bölü 2. K'nın alabileceği en küçük değer. Şimdi şunu görünce zaten belli. Birisi 1, birisi 2 olabilir. Ha, denk olduğu için tabii mesela 2 bölü 4 de olabilir. Çünkü denklik var rasyonel sayılarda. Sonuçta bu bir oran olduğu için 4'te 2 oranı olduğu için olabilir, ama en küçüğünü soruyor. 1 diyelim biz, geçelim. ABC birbirinden farklı pozitif tam sayılar ve A bölü B artı 1C artı B 8 olduğuna göre B'nin alabileceği değerler toplamı. B'nin farklı şeyler almasını sınırlandıran ne? Şurada bölümde olması. Çünkü bölümde olunca her şey, yani mesela C sınırlandırıyor mu? Yok, C 1 ile toplarında sonuç ifadesi bir alakası yok. Sadece şuradan belki sınırlar, soruyu daha çözmedim mi? Birbirinden farklı dediği için mesela bir şey olunca C ile aynı olmaz. Oradan bir sınırlama olabilir. Ama asıl nokta A bölü B olduğu için ona göre bir şey alacak. Yani mesela bu 4'e 4 olur mu? Olmaz. Çünkü birbirinden farklı. Olsaydı 4 bölü 4 1 olacaktı. Tam bir bölüm oluyordu. Nereden bakıyoruz? Tabii önce şunu düşünüyoruz. A artı B 8. Aklımda var şimdi. Bunlar pozitif tam sayı. Olsa olsa 1'e 7, 2'ye 6, 3'e 5, 4'e 4, atladım onu aynı diye. 5'e 3, 6'ya 2, 7'ye 1. Bunlardan biri olacak. Hani ona bakıyoruz. Mesela 1'e 7 olur mu? Olmaz. 1 bölü 7 oluyor şurası. O gitti. 2'ye 6 olmaz. 3'e 5 olmaz. 5'e 3 olmaz. 6'ya 2 olabilir. Bir deneyelim. 6 bölü 2, 3 artı 1, 4. 6, 2, 4 hepsi farklı oldu. 7'ye 1 olur mu? 7 bölü 1, 7 artı 1, 8. 7 bölü 1, 7. Bir daha. 8. 7, 1, 8 oldu. O da oluyor. B'nin alabileceği değerler. Öyleyse B ne aldı? Bir 2'yi aldı. Bir de 3'ü aldı. 2 ile 3, 2 ile 1 aldı. Dolayısıyla az önce 3 demedim herhalde. 2 ile 1 aldı. Toplam 3 oldu. A ve B birbirinden farklı pozitif rakamlar. Zaten negatif rakam yok. 3A kare artı B bölü 2 işleminin sonucu bir tam sayı olduğuna göre A artı B toplamı en çok kaç olabilir? A artı B toplamını mesela 1 milyon olmasını sınırlandıran şey ne? Bunların rakam olması. Yani diyor ki rakam. Ne kadar büyüse büyüsün bunlar rakam. Evet, 3a kare artı b bölü 2 ve birbirinden farklı rakamlar. Sorunun esprisi şu. Sayılarda gördük onu, konu anlatımında, konu özetinde pardon. 3a kare artı b de eğer a tek olursa karesi de tek oluyor. 3 ile çarpımı da tek oluyor. Biz onu çift bir şeyle toplarsak 2'ye bölünmez. Çünkü tek artı çift tek olur. Teki 2'ye bölünce sonuç çıkmaz. Dolayısıyla ne olacak? A'ya en büyük şeyi veriyorum. 9'u verdim. 9'un karesi oldu. İşte bir şey geldi. 81 oldu. 81 çarpı 3, 243. Artı B. Şimdi B aslında bu 243'ün sadece tek olması bizi ilgilendiriyor. Çünkü biz bunu 2'ye böleceğiz. Şimdi bu tek ya. Bunu tek bir şeyle toplamam lazım ki 2'ye bölünsün. Buna 9'u verdim. 8 verirsem tek olmuyor B'ye. Dolayısıyla 7 vereceğim ki bu da tek olsun. 243 artı 7 250. Sonuçta çift bir şey oldu. Ve dolayısıyla 2'ye bölünüyor. Şart sağlıyor. Biri 9 oldu, biri 7 oldu. Toplamında 16 oldu. ABC sıfırdan farklı gerçel sayılar. Yani her şey olabilir. Yerine koymaya çalışmayın diyor. Gerçel sayılardaki muhabbet o yani. Bunlara 1-2 vermeye çalışmayın. O farklı bir şey. A çarpı B eşittir B, B çarpı C eşittir A olduğuna göre A artı B toplamının C türünden eşiti nedir? Garip, orijinal bir soru. Şimdi şurada bir A çarpı B, B'ymiş. Yani A'yı B ile çarpmışım, B olmuş. Demek ki A 1'miş. Çarpmanın etkisiz elemanı. A 1, bunu gördüm. Daha sonra, yani direkt şöyle yazayım. A eşittir 1. Toplama sonra geçeceğiz. B çarpı C A'ymış. A 1'di. B ile C'yi çarpmışım 1 olmuş. Bu ne demek? Birbirinin tersi demek yani. B eşittir 1 bölü C demek. Biri 2 ise biri 1 bölü 2. Biri 3 ise biri 1 bölü 3 gibi.
birbirinin tersi. Şunu yakaladık. Bize neyi soruyor? A artı B. A artı B 1 artı 1 bölü C değil mi? Şunun paydası 1. Payda eşitleyebilirim veya tama çeviririm. Şöyle de yaparım. Payda eşit dedim. C artı 1 bölü C oldu. Bunun kısa yolu neydi? Şu cevap. Bunun kısa yolu neydi? 1 artı 1 bölü C'de. Bununla bunu çarpıp bunu ekliyorduk. 1 kere C C. 1 daha C artı 1 bölü C diyorduk. Bu da bir kısa yol. Hangisini kullanırsanız. Ama sorunun esas noktası neyi? Esas noktası şunu görebilmek. İkisini de C türünden yazıp oradan A artı B'yi görebilmek. Bir basamaklı iki sayının çarpımı farkların 3 katıdır. Hani şöyle bir hemen göz gezdiriyor insan 9'a 1 mi? İşte 8'e 2 mi? Falan. Bu sayıların toplamı kaçtır? Şimdi burada biraz düşünmek gerekiyor. Sonuçta bir basamaklı iki sayı. Ha şunu yazarız da A çarpı B'nin iki sayının çarpımı eşittir. A eksi B'nin 3 katı. Bunu yazarız da hani bir insan şey de yapmak istiyor. Bunlar mesela nedir diye düşünmek istiyor. Ama burada tam sayı, doğal sayı falan dememiş. Oradan ters köşe yapabilir. Biz bunu yazalım. İki sayının çarpımı farklarının a eksi b'nin 3 katı. Ben bunu denklemsel yazdım. Sonra açalım. A çarpı b eşittir 3a eksi 3b. Buradan bu sayıların toplamına ulaşacağız. Ne olabilir? Ters köşe yapmamış. Yani 6 ile 2 bu sayılar. Çünkü iki sayının çarpımı 6 kere 2 12. Farkları da 6 eksi 2 4. 4'ün 3 katı 12. 6 artı 2 8. Ha, buraya geldikten sonra bakıyoruz. Hani buradan pek bir şey çıkmaz. En iyisi yine şey vermek. Sayıyı denemek bir basamaklı iki sayının. Ben burada hani her şey olabilir dedim ama bir basamaklı derken herhalde bu orijinal ÖSS sorusu değil. Galiba burada biraz ifadeyi daraltmış. ÖSS soruları daha net oluyor. Sayının ne olduğu bizim için önemli çünkü. Burada 6'ya 2 klasik bir basamaklı tam sayı olarak kastetmiş. Sayımız 6'ya 2 yerine koyunca çıkıyor. Böyle bir basamaklı sayılarda biraz ihtimalleri düşünmemizi istiyor. Kısıtlı olduğu için ihtimaller zaten. A, B, C de gerçel sayılar ve böyle net olması lazım. C eşit değildir 0 olmak üzere A eşittir B, C, A artı C eşittir C, D olduğuna göre D aşağıdakilerden hangisidir? 2011 ALES belli, gıcık böyle kafa karıştırmaya yönelik. Ama şöyle bir bakınca numarasında görüyoruz gibi. Ne? D'yi sormuş. C ve B üzerinden şıkları vermiş. Öyleyse benim aile işim yok diyor. El altında. Nasıl diyor? A eşittir BC diyor. Altta gelsen buraya BC yaz. A'dan kurtul diyor. Şimdi A eşittir BC. Altta da böyle bir denklem var. Ben bunu tekrar yazarken A yerine BC yazayım. BC artı C eşittir CD. Şimdi oldu. Ne oldu? C parantezini alırsam B artı 1 eşittir C çarpı D. Ve C'ler gitti. B artı 1 eşittir D. Yani bir denklem kurma sorusuna göre falan nasıl? Yani çok fazla düşündürmüyor. Ama en önemli kısmı ne? Korku. Bu sorularda insanı korkutmaya çalışıyorlar ki yerine yazmasın. İşte A var, B var, C var, D var. Var da biz A'yı hiç kullanmadık. Diğerlerini de bir şey yapmadık. Yerine yazdık, hop çıktı. Bu soruların en büyük numarası göz korkutmak. ALES'te bu çok fazla var. A ve B sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere A çarpı B eşittir. A bölü B eşittir A eksi B. Wow. Olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Şimdi buradan bir bakıyoruz. Ne olabilir diye. Önce tabii yerine yazalım. Yine aynı korku olayını yenmek için çünkü kısa bir şey gelebilir. Önce şunu alalım öyle. Bir de bunu özellikle üçünü yan yana yazmış ki iyice kafası karışsın yani. A çarpı B eşittir A bölü B. A bölü B eşittir A eksi B de yazmıyor. Hepsini yan yana yazıyor. Bu neymiş desin aday. A çarpı B eşittir A bölü B. Şimdi şunu şuraya atınca, şu A'yı da 6 atınca B kare eşittir A bölü A yani 1'e eşit oluyor. B kare 1'miş. Mesela B ne olabilir? 1 olabilir bir de eksi 1 olabilir. Biz bunu aklımızda tutalım. Daha sonra gelelim. Çünkü zaten A artı B toplamını soruyor. Şurada bir sınırlama yok gördüğüm kadarıyla. Evet.
A çarpı B, A eksi B. Biz iki olasılığa da bakalım. Mesela burada B'yi bulmuştuk. B yerine 1 yazalım. A eşittir. Şurada A eksi 1'e eşit oldu. Şununla şunu ya kullandım. Eksi 1 olunca da eksi A eşittir. A artı 1'e eşit oldu. Bunlara baktığımızda şu olmadı. Bu şekilde bir şey olmaz. A eşittir A eksi 1 olmaz. Eksi şu olasılığı ele alalım. A'yı karşıya atınca eksi 2A eşittir 1. Öyleyse A eşittir eksi 1 bölü 2. B de eksi 1'de. Eksi 1 bölü 2 artı eksi 1. Yani eksi 1 bölü 2 ile eksi 1'i topluyoruz. Burada fark gibi gözüküyor da şu matematiğin. Aslında toplama çarpma çıkarma olarak öğretmek asıl kafayı karıştırıyor insanlara. Eksi 1 bölü 2 ile eksi 1'i işleme sokuyoruz biz burada yani. Öyle de eksi 1 bölü 2, eksi 1 daha, eksi 3 bölü 2. Muhtemelen biliyorsunuzdur, burada sıkılıyorsunuzdur bu noktada da bilmeyen arkadaşların kafası karışmasın diye ben yavaş yavaş anlatıyorum. Eksi 3 bölü 2 oluyor. Cevabımız A. Hani görmemiz gereken nokta neydi? Şuradan biz sadece B kare eşittir 1'i bulduk. B'yi 1 veya eksi 1 olabileceğini bulduk. Sonra 1'i koyduk. Baktık ki saçma bir şey oluyor yani. A çarpı B eşittir A eksi B ya. A eşittir A eksi 1 oluyor. O da saçma bir şey oluyor. İmkansız bir şey oluyor. Çünkü A'yı buraya atınca 0 eşittir. Eksi 1 oluyor bu sefer. Demek ki ikinci olasılıkmış. Eksi 1'miş. Oradan sorumuzu çözdük. X ve Y doğal sayılar olmak üzere X çarpı Y artı 3 eksi 3 X eksi Y 38 olduğuna göre en büyük X değeri kaçtır? Ne var? X var, Y var. Şimdi bunlarda en iyisi yani hiç korkmadan şunu bir açmaktır. Ben öyle bir deneyeyim. X, Y artı 3X eksi 3X eksi 3X eksi eksi 3 artı Y ki en çok yapılan hata da şurada benim az önce ama az kala yapacağım. Eksi 3 ile eksi y'yi çarparken buraya eksi 3 y yazar. Ve dümdüz gider gider gider. En son bakarken çıkmıyor. Eksi 3 y eşittir 38. Şimdi burada neyi gördüm ben? Baktım ki şu artı 3x eksi 3x'i götürüyor birbirinin tersi. Eyvallah olsun. Faydalı bir şey. Yine çözüm açısından. X artı 3 y eşittir 38. Bu kaldı. İnelim. Pardon. Şimdi bunu da x, y artı 3, y 38 en büyük x değerini soruyor. Bunu da ortak y parantezine alalım. X artı 3 eşittir 38. Şimdi ne olur? X en büyük olması için y'nin en küçük olması lazım, değil mi? Çünkü çarpım durumundalar. Biri artarsa diğeri azalır. X en fazla ne olur? 35 olur ama öyle düşünmeyelim. Y en düşük ne olur? Bunlar doğal sayıymış. 0 olabilir mi? Olmaz. Çarpım durumu 1 olur. 1 oldu mu? Başka bir şartım yok. X de 35 olur. En büyük değeri de 35 olur. Yani neyi gördük? Birincisi korkmadan bu böyle zaten böyle saçma sapan şekilde yazarsa anlayın ki bunu açacaksınız. Orada bir şey götürecek. Orada bir sürü kişi elenecek. Çünkü kim uğraşacak diyecek bir sürü kişi. Ben bunu geçeyim. Ama açınca tık tık diye gittiğini göreceksiniz. Hatta 3 bilinmeyenli bile olsa onların bir tanesi gider açınca. Burada o numarayı yapmamış. Sıfırdan, buna geçelim. Sıfırdan farklı AB sayıları için. A bölü B. Biraz daha değiştirmiş. 2006 ÖSS çevirip 2009'da biraz değiştirip sormuş. Aynı soruyu. A bölü B, A çarpı B. Biz burada neyi bulmuştuk? A çarpı B. Şöyle. Bununla bu gidiyor. Bu biraz farklı gibi mi? 1, 1 bölü b eşittir b oluyor. Yok, 1 eşittir b kare oluyor. Öyleyse b 1 oluyor. Veya eksi 1 oluyor. İkisinden biri yine. Aynı. Şimdi aynı şey. Bu taraf aynı. A bölü b eşittir a çarpı b. Yerlerini değiştirmiş. Aynı. B eksi 1 veya 1 oluyor yukarıdaki sorudaki gibi. Şöyle yazınca ağlar gitti. Çünkü karesi 1 olacak. Onu bulduk. 1 olsaydı ne olurdu? Eksi 1 olsaydı ne olurdu? Şu eşitliğe bir bakalım. 1 olsaydı A eşittir A eksi 2 olurdu. Yine saçma bir şey olurdu. Demek ki eksi 1'miş.
Eksi 1 olunca eksi 1 ile çarpınca eksi a eşittir. A eksi 1'i koyunca şurası artı 2 oluyor. Artı 2. Şunu şuraya atınca eksi 2 a eşittir artı 2. A eşittir eksi 1 oluyor. Farklı demiş mi? Dememiş. Olsaydı bu deseydi olmazdı. A ile B farklı dememiş. Eksi 1 bu. Eksi 1 de buydu. Eksi 1 artı eksi 2. Eksi 2 oluyor. Bu videoda bu kadar. Umarım faydalı olmuştur.